Ne işin var senin burada? Telefonumu açmadın. Böyle devam edemeyiz diyordum bugün. Açmadın telefonumu, ne yapayım? Hep aynı bahane. Bahane değil. Ben ciddiyim Nihan. Her seferinde ne oluyor biliyor musun? Biliyorum. Bilmiyorsun Nihan. Bilmiyorsun. Gelip bir şey söyleyip gidiyorsun. Ama geride kalan hep ben oluyorum. Sonra tamam diyorum. Tamam Kemal. Yine gelip bir şey yapıyorsun bana. Ve düzeni sen bozuyorsun. İkimizin de dengesiyle oynamak için yapmıyorum hiçbir şeyi. Yapıyorsun Nihan. Benim dengemi sen bozuyorsun. Benim de dengem bozuluyor. Üstüne bir şey giyer misin artık? Neden geldin? Emir projeye devam edecekmiş. Bugün babam söyledi. Ben tamamen gitti sanmıştım. Ben biliyordum onun geri döneceğini. Şaşırmadım hiç. Ama o kadar kolay olmayacak bir daha benimle çalışmak. Kim o? En son böyle çaldın da Emir'di. Sen buraya elini kolunu sallaya sallaya gelmeden önce iki kez daha düşüneceksin. Ne yapacağız? Kim o? Benim. İçeri gidelim. Bir şey. Önünü kapa. Önünü kapa. Gir içeri sen. Hadi gir. Davetsiz misafirim var. Haber vermeden geldim ama evde olmasaydın artık geri dönecektim. Ne yapayım? Yok canım, olur mu? Sevindim. Evin çok güzelmiş. Güle güle otur. Ama bir de burayı gündüz gözüyle görmem lazım. Bahçen çok güzelmiş. Gezdirmeyecek misin evini? Artık çağırsan da gelmem diyordun. Ne oldu? Aşk olsun Kemal. Ben aramızda küslük olsun istemiyorum. Bak ben bir adım atıyorum, sen hala ne diyorsun? Ha, yok canım, kızma. İstediğin zaman gelebilirsin. Çay var. Yani çay demedim. Vereyim mi? Yok. Ama o şaraptan alırım. Evini kutlayalım. Şaraptan. Tabii.
Ay canım benim. Bunun adı neydi? Köpük. Köpük? Ben bir tuvaletini kullanabilir miyim? Tabii tabii, burada. Havlu soldaki dolapta. Sağ ol. Buradan çıkmak için 30 saniyem var. 10 saniyeden beklemeye niyetim yok sen. Bana bırak, bana bırak. Afiyet olsun. Şarabı açmamışsın hala. Şarap, evet. Açacağım şimdi. Alo Yasemin. Bizim sosyal sorumluluk projesinin bitiş tarihini belirledik mi? Hayır. E hani sözleşme yenilenecekti? Yani o konuyla ilgili bir sorun yok. Prosedür sonuçta. Hiç bilmiyorum tatlım ya. Yani o zaman bir hani Asu Hanım'ı arasan, bir çay kahve içsek, otursak, konuşsak falan. Delirdin herhalde bu saatte. Asu Kemal'in evinde Yasemin. Ha, sen kadını oradan çıkartmaya çalışıyorsun. Evet. Aynen öyle. Çalıştır saksıyı. Yanmışsın kızım sen. Arayacak mısın, aramayacak mısın? Yani aramasını ararım da kadını bugün çıkarsak yarın gidecek. Yarın çıkartsak öbür gün gidecek. Sonu yok ki bunun. Toparlan Nihan. Sen kararını 5 sene önce verdin tatlım. Yani sen nasıl evlenmeyi seçtiysen o adamın da hayatına birileri girip çıkacak tabii ki. Ayrıca yani 5 sene önce başkasıyla evlenmiş eski sevgilisine sadık kalan adamı cennette falan arayabilirsin ama orada da bulamazsın bence. Sen bir kaderini bile bitirememişsin ama. Beni sarhoş edeceksin. Sen de içme o zaman. Seninle bir oyun oynayalım mı? Ne oyunu? Herkes birbirinin en sevdiği tarafını söylesin. Ha. İyi o zaman ben başlayayım. Yani senin ikna gücünü seviyorum. Böyle hükmetmeden tatlı dille istediğin her şeyi ikna edebilirsin. Sen çok eski modasın biliyor musun? Daha önce bir bunu sana söylemem. Eski moda olduğunu. Peki şimdi ne diyor benim yüzüm? Hı? Çay. Çay mı? Yani çaycı şurada da. Eski modasın biliyorsun değil mi? Sen beni tamamen yanlış anlamışsın. Ben söyleyeyim. Ben senin... dudaklarını... Asu. Çok içtin sen. Sen iyi değilsin. Sen en iyisi burada kal. Hadi yatırayım seni. Gel, gel. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş.
Evet. Emir yok mu? Odasında çalışacağını söylemiş. Çiftlik eviyle ilgilenen bekçiyle görüştüm. Arada kapıyı bacayı kontrole gidiyormuş. 5 senedir gelen giden kimse yok dedi. Bugün de orada olacak mı? Çünkü bizi görürse anında Emir'e haber verir. Hayır, olmayacak. Öğleyin karşı tarafta önemli bir işim var. Arzu edersen seni gelip alayım, birlikte gidelim. Yok babacığım ya. Bir daha zaman kaybetmeyelim. Direkt orada buluşuruz, olur mu? Hayatım, yıllar sonra tekrar o eve girmeye hazır mısın? Hepimizin kurtuluşu için her şeyi yapmaya hazırım ben. Canım, seni böyle bir hayata mecbur bıraktığım için çok özür dilerim. Kendini suçlama lütfen. Emir bana sahip olmak için bir açık kolluyordu ve bunu da buldu. Hepimiz Emir'in kurbanıyız yani. Ama şimdi küçücük de olsa bir kurtuluş umudumuz var. Canım, ben her zaman senin yanında olacağım. Bunu sakın unutma. Baba kız bu kadar sevmeyin birbirinizi, kıskanırım sonra. Neticede babasına taze küsmüş bir evlat var. Biraz hassasiyet. Haklısın. Kahvaltıda görüşürüz canım. Ne zaman çıkacaksın? Çıktım ya. Thank you.
Tansu. Efendim. Hadi hazırlan, gitmemiz lazım. Geç kalmayalım. Hazırım ben. Atıştırırsın. Zahmet etmişsin. Ama yiyecek gibi değilim, midem kötü. Tamam işte, bastırır. Dün gece çok saçmaladım mı? Nasıl sızdığımı bile hatırlamıyorum. Sana yük olduysam özür dilerim. Önemli değil. Afiyet olsun. Sağ ol. Ya Zeynep dün biraz durgundu. Siz onunla kavga mı ettiniz? Yok kardeşim, ne kavgası? Ama fark ettim, dün bir garipti. Benim de kafam ona takık ya. Bak kardeşim, sen benim can dostumsun. Zeynep de benim canım ciğerim. Ben onu iyi bilirim. Kafasında bazı sorular var belli. Yani kardeşim? Yani diyorum ki alsan karşına, şöyle bir konuşsan onunla. Ya konuşayım, konuşayım da neyi konuşayım? Her şeyi. Yani geleceğinizi, kararlarınızı. Belki de korktu. Korkularını falan hafifletirsin. Hızlı gittim. Ah kafam. Ayarım yok ki benim de işte ya. Tamam kardeşim, tamam. Ben de ondan bahsediyorum zaten. Al karşına, şöyle açık açık konuş. Tamam kardeşim. İyi misin? Sana ne? Bugün tersinden kalktın herhalde. Asıl size sormalı. Asu dün gece evine gidemedi, o yüzden bende kaldı. Bana ne? Nihan. Korkuttun bizi, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Radyoyu karıştırırken dikkatim dağıldı. Öyle. Sıkıntı yok yani. İstersen arabanı bırak, seni istediğin yere kadar götürürüz. Değil mi Kemal? Ne münasebet canım? Herkes kendi işine baksın. Görüşürüz. Nihan. Teşekkür ederim. Ne için? O gün Kemal'in ev aldığını söyleyince sana bozulmuştum. Sürprizi bozdun diye. Ama sonra düşündüm. Madem bu ev Kemal'in bana sürpriz yapmak isteyeceği kadar önemli, asıl sürprizi ben yapayım dedim. Dün gece ilk kez Kemal'de kaldım. Hayatımın en özel gecesi. Haftalar sonra ilk kez kendimi bu şehirde evimde hissettim. Beni cesaretlendirdiğin için sana ne kadar teşekkür etsemez. Bir ara buluşalım, olur mu? Asu. Sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Görüşürüz.
konuştunuz? Dün geceyi mecburen seninle geçirdiğimi söyledim. Yanlış anlaşılma olsun istemedim. Hayda! Bunlar ne böyle? Birlikte kalmışlar. Sen nasıl anladın? Bugün evden çıkarken gördüm. Böyle Asu Hanım göğsünü gere gere ne kadar özel bir gece yaşadıklarını anlatıyordu. Yuh! Sevgilim yani şimdi bunlar. Ya Nihan yapma ya. İçimden bir ses Kemal sana hala aşık diyordu. Sana hiç ihanet etmez. Hep sadık kalır diyordu. Ya sonra bu hakkı 5 sene önce vermedin mi? Ben Kemal'e hiç ihanet etmedim Yasemin. Ne? Ben sadece Kemal'i sevdim. Bir tek onun oldu. Babacığım yoldasın herhalde, telefonum çekmiyor. Geldim ben, seni bekliyorum.
Hiç merak etme kızım. Bu durumu aile içinde halledeceğiz. Ailece çözeceğiz bunu. Sen hiç korkma. Baba. Baba sen misin? Senin burada ne işin var? Seni benden çalan sebebi öğrenmeye geldim.